Merhabalar. Genel tekrarda bir polinom sorusu. X eksi 1 px eşitmiş x küp artı mx artı 1. Buna göre px polinomun x eksi m ile bölümünden kalan ne soruyor. Biliyorsunuz yeni nesil sorularda artık bir açıklama yapıyor. Bana diyor ki px polinomunun işte x eksi a ile bölümünden kalan pa'dır. Biz artık bunu biliyoruz ki açıklamada da hemen bunu anlayabiliriz. Şimdi x eksi m'i ne yapıyorum? Hemen sıfıra eşitliyorum. X eşittir m. X gördüğüm yere m yazacağım. Vatandaş benden p m'i soruyormuş. Güzel. Bakın polinomlar, bu denklemler fonksiyonlarda da böyledir. Burada ne görüyorum? M. Eskiden ne vardı burada? Orijinalde x vardı. Yani ben x gördüğüm her yerde m koyacağım. Şu denklemde de, bu eşitlikte de x gördüğüm yer her yerde m değerini koyacağım. Yazdım. M eksi 1 çarpı pm eşittir m küp artı m kare mm artı 1. Güzel. Pm peşindeyim. Pm eşittir m küp artı m kare artı 1 bölü m eksi 1. Hayda. Şimdi ben bunu buna nasıl böleceğim? Kalan peşindeyim. Kare olsaydı, sadeleştirme olsaydı, hemen sayı gözükseydi. Ama panik yok. Ben neyi biliyorum? Zaten neyi yaptım? Bakın şimdi problemde yeni bir şeyle karşılaştım. Yine bir polinomsal ifade. Yine bir polinomsal ifadeye bölünüyor. Ne yapıyorum ben? Polinomun biz başka bir polinomu bölümünden kalanı bulmak için bunu eşitliyorum değil mi sıfıra? Şimdi ne yapacağım? Burada m eksi 1'i sıfıra eşitlediğimde m yerine 1. Yani ben şu polinomda m yerine 1 koyarsam burada kalanı bulacağım. Gayet açık ve net. Koydum. Yazalım m küp m kare artı 1. 1'i koydum 1. Koydum 1'i 1. Vardı ve 3. 3 değerini buldum. Böyle bir şeyle karşılaşıp dona kalan arkadaşlar da bakkal hesabı m küp artı m kare artı 1 bölü m eksi 1 polinom bölmesini de yapabilir. Polinom bölmesini bilmek bir zayıflık değildir. Pek çok yerde işime yarar.